Sevgili açık lise öğrencileri, hepimiz yeni kayıt ve kayıt yenileme dönemini bekliyoruz. Her yıl Ağustos ayının sonunda başlayan ve Ekim ayına kadar devam eden açık lise yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri henüz başlamadı. Şimdi bu videomuzda yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman başlayacağı, açık liseye geçiş işlemlerinin zorlaştırılıp zorlaştırılmayacağı ve ders seçimleri ile ilgili kısa bilgiler vereceğiz. Ee, bizden çok fazla haber bekliyorsunuz, bunu yorumlarınızda görebiliyoruz hem Youtube'da hem de Instagram hesabımızda. Bizler de bilgi aldıkça, bakanlıkla görüştükçe e, bu bilgileri anında size iletmeye çalışıyoruz. E, sayın Bakanımız da açık lise öğrencilerle ilgili çok fazla uyarıda bulunuyor. E, Tabi bu uyarılar bizi biraz korkutuyor. Özellikle öğrenci tarafından bakacak olursak, işte açık liseye geçişler zorlaşacak mı? Bunu açık lise sınavlarının da zor olacağı yönünde yorumlayan arkadaşlar var. Bunlarla ilgili sizlere kısa kısa bilgi verelim. Şimdi arkadaşlar, öncelikle yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 11 Eylül tarihinde başlayacağını söyleyebiliriz. Bunun sebebi e, muhtemelen örgün eğitimdeki öğrencilerin 11 Eylül'de eğitim öğretime başlayacak olmaları. Yani açık liseye geçişlerin zorlaştırılmasındaki ana etken 11 Eylül'de örgün eğitimdeki öğrencilerin eğitime başlaması. Bizim aldığımız duyumlar %90 açık öğretim lisesi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin pazartesi günü başlayacak. Şimdi 12. sınıflarla ilgili şöyle bir problem var. 12. sınıf öğrencileri okullarına gidiyorlar. Ben açık'a geçmek istiyorum diyorlar. Müdürler bazıları öğrencilere tasdikname veriyor arkadaşlar. Şu aşamada hiçbir örg örgün öğrencinin tasdikname almamasını Tavsiye ediyoruz. Çünkü tahsiknameyi aldıktan sonra eğer örgündeki öğrencinin açık suya geçişiyle ilgili herhangi bir kısıtlama kalırsa bu öğrencilerimiz açıkta kalabilir. Tekrar bir okula kayıt durumu söz konusu olabilir. Çıktıkları okula, tahsikname oldukları okula tekrar dönüş şansları olmayabilir. O yüzden arkadaşlar şu anda bekleme sürecindeyiz. 11 Haziran'da kayıt yenilemelerinin başlayacağını düşünüyoruz. Ve örgündeki öğrencilerin süreci beklemelerini öneriyoruz. Örgünden açığa geçişlerin zorlaştırılacağı ile ilgili çok fazla etrafta spekülasyon dönüyor. Ee, ama şunu söyleyebiliriz. Örgünden açığa geçişi tamamen kapatmak gibi bir söz, durum söz konusu olmayacak arkadaşlar. Sadece belli kriterler gelecek. Bu kriterleri bizler de öğrendikçe sizlere bildireceğiz. Zaten kayıt yenileme kılavuzu başladığı zaman, açıklandığı zaman... Bununla ilgili tüm bilgileri bizler e, sizlerle birlikte öğrenmiş olacağız. Şimdi gelelim yeni kayıt ve kayıt yenileme sürecinin bir başka önemine. Şimdi biliyorsunuz ki artık alınan kararla 23-24 Aralık tarihleri arasında açık lise sınavları yüzle yapılacak ve öğrencilerin artık ders çalışması gerekiyor. Ders çalışmak için ne yapmak gerekiyor? Ders seçimi yapmak gerekiyor. Ders seçimi yapmak için de kayıtların yenilenmesi gerekiyor. O yüzden öğrencilerin kayıt işlemlerinin bir an önce başlaması ve ders seçimlerinin bir an önce açılması gerekiyor. Çünkü öğrenciler toplam 12 ders seçecekler ve bu 12 dersi Aralık ayına kadar yetiştirmek zorundalar arkadaşlar. Yeni kayıt olacak öğrencilerin halk eğitim merkezine bizzat başvuru yapmaları gerekiyor. Bunlar bir fotoğraf, diploma ve dilekçe ile birlikte halk eğitim merkezlerine başvurdukları zaman kayıtları gerçekleştirilecek. 18 yaşının altındaki öğrencilerin velileriyle gitmesi önemli arkadaşlar. Velinizle gitmediğiniz zaman kaydınız alınmaz. Kayıt yerine öğrencilerin herhangi bir işlem yapmasına gerek yok. Sadece odeme.map.gov.tr adresinden ödeme yapmaları ya da devlet bankaları, halk bankası, ziraat bankası, vakıf bank gibi devlet bankalarından herhangi bir tanesine ödeme yapmaları yeterli olacaktır arkadaşlar. Bir diğer sorumuz ek sınav, ek sınavı bekleyen çok fazla öğrencimiz oldu. Üniversitelerin kayıt süreçleri sona erdi. Ek sınav bekleyen birçok öğrencimiz var. Maalesef bu öğrencilerimiz hüsrana uğradılar. Ek sınav her sene yapılan bir sınav arkadaşlar. Ek sınav takvimde olmayan bakanlığın her sene aldığı kararla uyguladığı bir sınav. Bu sene bakanlık böyle bir karar almadı. Ek sınav yapmadı. Bu noktada mağdur olan çok fazla öğrencimiz var ama 23-24 Aralık tarihlerinde yapılacak sınavlarda yine bizim 2023 takvim içerisinde mezun olmamız için yeterli olacaktır diye düşünüyoruz arkadaşlar. Üniversite kazanan öğrencilerin Aralık sonuna kadar diplomalarını üniversitelerine teslim etmeleri gerekiyor. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Kitaplarımızla ilgili çok fazla soru geliyor. Açıköğretim TV'nin kitaplarıyla mezun olana kadar çalışabiliyorsunuz arkadaşlar bizim sipariş hatlarımızda çok fazla kitabı aldığı halde bir sonraki sınavda bir kitap daha almak istiyorum diyen arkadaşlar var bizim kitaplarımız arkadaşlar bir kere alıyorsunuz mezun olana kadar kullanıyorsunuz o yüzden e, ikinci üçüncü siparişi vermenize gerek yok e, 2024 baskılarını çıkartmış bulunuyoruz 2023-2024 eğitim öğretim yılına müfredatına uygun baskıları da çıkardık arkadaşlar e, açık TV'nin web sitesinden Diğer Trent yol hepsi burada gibi pazarlardan, WhatsApp sipariş hatlarımızdan kitapları temin edebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen 2024 müfredatı ile uyumlu kitaplarımız, bunu da unutmayalım. Evet, açık lise ile ilgili gündem maddelerini bu şekilde sıraladıktan sonra önümüzdeki süreçte biz bakanlığın resmi duyurusu olur olmaz bunun detaylarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bizi takip etmeye devam edin. Sorularınız varsa yorum kısmına mutlaka yazın. Instagram'dan bize sorular sorabilirsiniz. Kanalımızı izleyip abone olmayan çok fazla öğrencimiz var. Ee, klasik cümleyi de kuralım. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyoruz.